sandalye sayısı en önemli faktörlerden birisi. Ama sadece bu konuyu sandalye sayısıyla izah edersek eksik olur. Çünkü Türkiye sadece 18 yıllık AK Parti döneminde değil, esasında 1924'ten bugüne kadar geçen süre içerisinde yeni bir anayasa yapamamış. 1961'den bu yana da yaklaşık 60 yıldır darbe anayasalarıyla yönetiliyor. O darbe anayasalarından yönetilme ayıbından bu ülkeyi kurtarmayı maalesef başaramadı. Bunda elbette ki herkesin kusuru var. Ama birinci kusur siyasilerdedir. Parlamentoda olan partilerdedir. 2008'e doğru gelindiğinde kapatma davası gündeme geldi ve AK Parti anayasa çalışması durdurması bir aracılığıyla AK Parti'ye iletildi o dönemde. Cemil Bey'in üzerinden yargıdan böyle bir şey geldi. Ama biz buna rağmen çalışmaları devam ettirdik. Fakat 14 Mart 2008'de kapatma davası açıldı. Sonra gördük ki yeni anayasa yapma konusunda mesafe alma ciddi zorluklar var. Bu sefer anayasada yapılabilecek uzlaşmayla değişiklikleri yapalım diye girişimde bulunduk. Ve partiler gezildi, iş dünyası gezildi, üniversiteler gezildi, pek çok ziyaretler yapıldı. Oradan bir uzlaşma çıkmayınca 2010 referandumuna giden köklü değişiklikler yapıldı. 2011'de Cemil Çiçek Bey'in başkanlığında, meclis başkanlığı döneminde anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. AK Parti vekil olarak çoğunlukta olmasına rağmen eşit temsili komisyonda ve oy birliğiyle karar almayı kabul ederek elini taşın altına koydu. Komisyon uzun süre çalıştı. 2011'den 2013'ün Kasım'ına kadar çalıştı. 525 zannedersem toplantı yaptı. 14.970 tutanak tanzim edildi. 172 madde müzakere edildi. 60'ında uzlama, 100 uzlaşma sağlandı. 112'sinde şerh konuldu. Ama neticede komisyon yeni bir anayasa hazırlamayı maalesef başaramadı. Kasım'da Meclis Başkanı Cemil Bey komisyonu dağıtmak zorunda kaldı. 2016'da bu sefer 26. dönemde Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman yine bir uzlaşma komisyonu kurmak istedi. Anayasa Mutabakat Komisyonu altında da 4 toplantı yaptı. CHP parlamenter sistem benim kırmızı çizgimdir dedi ve bunu çalışma usullerine yazmazsanız ben yokum işte deyince komisyon yol almadı, kapandı. Bir unuttum tabii ilk komisyon meclis bünyesinde Sayın Köksal Toptan'ın meclis başkanlığı döneminde 2008'de bir çağrı yaptı. 4 konuda yeni anayasa, yeni iş düzük, yeni siyasi partiler ve seçim kanunu, siyasetin finansmanı ve siyasi ahlakla ilgili kanun konusunda 4 ayrı uzlaşma komisyonu kuralım diye çağrıda bulundu. O zaman MHP mecliste var, HDP var, bir de CHP var AK Parti dışında. Diğer partilerin hepsi 4 komisyona üye verdi. Ama CHP sadece iş düzük uzlaşma komisyonuna üye verdi, diğer komisyonlara üye vermedi. Maalesef bizim dönemimizde AK Parti'nin parlamentoda çoğunluk olduğu dönemde tam bildiğim kadarıyla 3 tane meclis başkanlarının öncülüğünde uzlaşma komisyonuyla netice alma girişimi oldu. Yapılamadı. AK Parti kendi içinde bir çalışma yaptı. Onu da başaramadık. Tabii bunları başaramayınca bazı konuları parlamentoya getirdik. Halka götürdük. 2007'de 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi kabul edildi halk oylamasında. %69 gibi bir oyla. 2010'da çok köklü değişiklikler yapıldı. Halk oylamasında yaklaşık %58-%59 civarında bir oyla kabul edildi. En son 16 Nisan 2017'de hükümet sistemini değiştiren büyük reform yapıldı. Hiçbir partiye tek başına anayasayı değiştirme yetkisi ve görevi vermedi. Referandumlu değişiklik yetkileri verdi. Siyasiler bunu da kullandı. Bazı değişiklikler yapıldı. AK Parti döneminde de AK Parti'ye tek başına değişiklik yetkisi vermedi. Son seçime baktığınızda AK Parti
ve Cumhur Ortağımız MHP ile beraber ikimize hem referandumlu hem de referandumsuz değişiklik yetkisi vermedi. Hiçbir ittifaka da vermedi. Millet İttifakı'na da vermedi. Milletin sandıktaki emri çok net. Bir araya gelin, birlikte çalışın, uzlaşın, yeni anayasayı birlikte yapın ve ondan sonra bana getirin diye bir talimattır bence bu. Millet bu görevi şu anda parlamentoda bulunan bütün partilere vermiştir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi tutumu dün neyse bugün de odur. İşte bir tarama yaptığınızda geçen bir gazeteci tarama yaptım dedi. 217 defa Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yeni anayasa demiş. Yeni anayasa bizim hiç gündemimizden düşmedi parti olarak. Diğer partilerin de gündeminden düşmedi. Türkiye'nin de gündeminden düşmedi. Medyanın da hiç kimsenin gündeminden düşmedi. Çünkü yeni anayasa esasında Türk milletinin değişmez ve değiştirilemez gündemidir. Şimdi benim gördüğüm yeni anayasayı biz niye başaramadık? Bir defa siyasi partiler niyet okumayı çok seviyor. Yani biz de hepimiz seviyoruz esasında. Bir beyan olunca, beyan ortada, hemen sordum bunu niye açıkladı? Bunun için acaba amacı neydi? Bunun altında ne var? Hemen işte partilerin yaklaşımlarına baktığında işte gündem değiştirme, başka niyetlerle bu konuyu farklı bir noktaya çektiler. Halbuki beyan esastır. Beyan ortada. O zaman madem ki yeni anayasa konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni ve tarihi bir çağrısı var. Biz de bugüne kadar yeni anayasa diyoruz. O zaman gelip oturalım. Bir defa Türkiye bu noktada bütün siyasi partileri kastediyorum. Halkta sorun yok. Siyasi partileri, mecliste temsil edilen partilerin iyi niyetli olması temel şarttır. İki, niyet okumaması temel şarttır. Üçüncüsü ise bu masanın üzerinde çalışırken şeffaf bir yöntemin benimsenmesi esastır. Hem çalışmaları herkes takip edebilsin, merdiven altında gizli kapaklı çalışmalar yapılmasın ve üçüncüsü de dördüncüsü toplumun bütün kesimlerinin de bu sürece katkı vermesinin önünün açılması lazım. Bugüne kadar bunları sağlıklı yapamadık. Ayrıca masaya oturduğumuzda herkes yumruğunu sıkarak oturuyor. Rakip gibi oturuyor. Bir masada uzlaşma yapmak isteyenler yumruklarını, dişlerini sıkarak oturursa ya da rakip gibi oturursa o masada birbirini yenmeyi, birini geçmeyi hedeflerse oradan bir uzlaşma çıkamaz. Bir masaya milli takım gibi oturmalıyız. Adı ne olursa olsun. Onun için yeni bir anayasa komisyonu, hazırlık komisyonunun adı uzlaşma komisyonu olur, mutabakat komisyonu olur, toplumsal sözleşme komisyonu olur. Onu bilemem ama böyle bir komisyona ihtiyaç olduğu çok aşikar. Böyle bir komisyon çalışır, ondan sonra hazırladığı meclisin gündemine gelir, meclis kabul ettikten sonra da halkın oyuna sunulabilir. Bu böyle bir yöntem olabilir, şöyle de olabilir. 1993'teki yöntem gibi her parti kendi anayasa teklif öneri taslağını hazırlar. O öneri taslakları gelir. Sonra böyle bir uzlaşma komisyonu bu öneri taslakları üzerinde müzakere yaparak onları tekleştirip birleştirebilir. Ondan sonra anayasa komisyonuna gelir. O komisyon ve genel kurul çalışmalarından sonra da halkın onayına arz edilir.